Pek muhterem Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teoman Duralı hocamız vesilesiyle en çok duyduğumuz terim ya da kavramlardan biri zaman. Zaman epeyce sarktığı için ben biraz daha hassas davranmak istiyorum. Ama bu zaman konusuyla ilgili Teoman Duralı hocamızla yaşadığımız bir hadise var, onu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Yanılmıyorsam 1996 ya da 97 yılları İstanbul'da yine böyle bir sempozyum ortamı, 4 gün süren bir faaliyet, 4. gün kapanış oturumu İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak. 90'a aşkın akademisyen iştirak etmiş, çoğu İstanbul dışından. Organizasyon dedi ki bu son oturuma İstanbul dışından gelen hocalarımız katılsınlar ki güzel bir kapanış final olsun. Fakat onlar da gelmişken İstanbul'u gezelim diye kabul etmemişler, öyle anlaşılıyor oturuma katılmayı konuşmacı olarak. İş yine İstanbul hocalarına düştü. Onlardan da bir kısmı çekinmişler. 3 kişiden biri olarak biz son oturumun konuşmacısı, Teoman Duralı hocamız da oturum başkanı. Cemal Reşit Rey konser salonu malum büyük bir salon, sahne geniş. Oturum başkanı olarak hocamızın yerini ta öbür uca koymuşlar, konuşmacıları da bu uca koymuşlar. Hocamızın sesi gür, yani her tarafa ulaşır ama yine de bir iletişim sıkıntısı baş gösterdi. Tabii zamana da hoca riayet eder. Efendim, bendenizin de öyle bir takıntısı var, zaman takıntısı. Hoca süreleri belirledi, dedi ki işte 20'şer, 25'er dakika, geçmiş gün tam hatırlamıyorum. Süreniz var, riayet ederseniz sevinirim, dedi. İlk sözü en kıdemli olan hocamız aldı. Efendim, koskoca salon, bayağı da kapanış oturumu, hınca hınç dolu. Hocamız aldı sazı eline. Süresi geçti, hocam oradan uyardı, geçti. Neredeyse 2 katına yaklaştı süre. Nihayet bitirdi. İkinci konuşmacıya dedi ki, oradan kalan süre şu kadar, dolayısıyla size kalan da bu kadar. O hocamız da dedi ki, ben hakkımdan feragat etmem. En az onun kadar ben de konuşacağım. Tabii hoca sabır vesaire filan. İkinci hocamızla bir 40 dakika filan konuştuk galiba. Sona ben kaldım. Oradan hocam seslendi bu arada, yeter bitirin diye sesleniyor ama aldıran yok. En sonunda biraz da böyle kalkar gibi yaptı. Ben dedi burada neciyim, bostan korkuluğu muyum dedi. Niye beni dinlemiyorsunuz, niye riayet etmiyorsunuz filan bir serzenişte bulundu. Sonra sıra bana geldi, ben tabii talebesi pozisyonundayım. 5 dakikam var dedi. Ben de dedim ki sayın başkanım 3'ü sizin olsun 2'si bana yeter. 2 dakikada ben özetledim 5-6 madde halinde söyleyeceklerimin neticesini söyledim. Ve söz sizin sayın başkanım dedim ama salondan da bir alkış tufanı koptu. Hocamız da memnun oldu tabii 3 dakika kendisine kalmasından dolayı. Şimdi ben aynı şeyi hocalarıma söylüyorum. Tabii zamanı iyi kullanacağız ama bize mihmandarlık yapan arkadaşım dedi ki hocam zaman çok açtı 1 saat kadar dedim olmaz. Hocaların hakkını ben savunmam lazım. Efendim biz normal süremizde bitirebilirsek inşallah iyi olur. Programda öngörülen 20'şer dakika. Size 10 dakika bana. Hadi ben 10 dakikayı da size vereyim. Siz 4'e bölün. 22'şer buçuk dakikanız var. Ve ilk sözü Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Feridun Yılmaz hocamıza vereceğim ama kendilerini kısaca bana verilen notlar üzerinden tanıtmak istiyorum. İlgi alanları felsefe, iktisat felsefesi, politik iktisat, iktisat metodolojisi ve iktisadi düşünce tarihi. Hocam birçok uluslararası dergide, ulusal dergilerde yayınlar yapmış. Efendim özellikle iktisat felsefesi üzerine eleştirel düşüncelerini efendim ortaya koyduğu eserler yayımlamış. Bu kadar bir kısa takdimden sonra ben sözü hemen değerli hocama veriyorum. Hocam söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapayım, ses gelsin.
süreye riayet edeceğimi düşünüyorum. Burada da görünüyormuş. Tahmin ediyorum 15 dakikada ben de bitiririm. Kıymetli Hazirun'un sabrını çok da zorlamayalım. Kıymetli Hazirun'a öncelikle hoş geldiniz diyerek ve İletişim Başkanlığı'na da başta Başkanımız Fahrettin Altun Bey olmak üzere teşekkür ederek ben de bu organizasyon için bütün çalışanlar dahil olmak üzere hepsine teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Merhumu böyle bir anma vesilesi oluşturdukları için. Gerçi aradaki konuşmada dile getirdik. Başta Fahrettin Bey'in kendisi olmak üzere bizden önceki konuşmacılar ana hatlarıyla rahmetli Teoman Dural'ın felsefi yelpazesini sunmuş oldular. Ben burada Batı düşüncesini kavramlaştırma üzerinden başlıkta da ifade etmeye çalıştığım gibi bir mesafeli yakınlık, Batı düşüncesiyle ilişkisini bir tür mesafeli yakınlık ilişkisi bağlamında ele almaya, dile getirmeye çalışacağım. Kastetmeye çalıştığım şey şu olacak. Ağırlıklı olarak felsefeci, meslekten felsefeci hocalarımız var burada. Tasnifim biraz standart tasniflere yakın ama bütünüyle de onunla örtüşmeyecek olsa bile meramı ifade etmek için şöyle bir tasnifle yola çıkacağım. Oradan hareketle mesafeli yakınlıkla Teoman Duralı düşüncesindeki Batı düşüncesine olan mesafeli yakınlıkla ne demek istediğimi dile getirmeye çalışacağım. Şimdi Batı düşüncesinin ya da 2500 yıllık Batı metafiziğinin ya da felsefe tarihinin şeyine baktığımızda, seyrine baktığımızda bu seyri ele alma biçimimiz çağdaş Batı düşüncesinin bilimlere evrilen versiyonu da dahil olmak üzere seyrine baktığımızda kabaca iki ana tarzda, kulvarda ele alındığını görüyoruz. İlki ana hatlarıyla standart eğitimden geçmiş bizlerin, bu eğitim illaki üniversite sıralarında felsefe bölümünde de tedrisattan geçmiş olmak anlamına gelmek zorunda değil. Üniversitenin herhangi bir yerinde dahil olmak üzere ilk mektepten başlayarak standart modern eğitimin tezgahından geçmiş bizlerin aşina olduğu bir yaklaşım. O yaklaşım malum işte eski Yunan'dan başlatarak düşünce tarihini, felsefe tarihi olarak modern zamanlara doğru taşır. Modern zamanlarda da çoğunlukla Descartes'la bir dönüm noktası üzerinden Descartes'in attığı temellerin 18. yüzyılda aydınlanma düşüncesiyle beraber bir tür toplumsallaşması ve peşinden gelecek olan önce doğa bilimleri sonra da sosyal bilimlere bir tür felsefi temel teşkil etmesi üzerinden birikimli bir ilerleme tarihi şeklinde öğreniriz. Çok özel bunun eğitimini almasak bile ana hatlarıyla düşünce tarihi seyri bilgimiz böyledir. O birikimli ilerleme tarihini illa o en dar tanımlı pozitivist anlamıyla öğrenmemiz gerekmez. Orada da bir yelpaze vardır. O dar tanımıyla da ele alanlarımız olur. İçinde eleştirel düşünceyi de dahil etmek üzere yine de o birikimli seyrin, o Batı düşüncesinin seyri üzerinden yürüdüğü üzerine genel bir eğitim alırız biz. Açık alırız, örtük alırız, bir biçimde modern zamanlara doğmuşlar olarak bunun bir yerinden nasipleniriz. Haliyle o modern dünyanın doğduğu coğrafyanın ve tarihsel kesitin dışında yaşayanlar olarak peşinden kendi müktesebatımız, içinde bulunduğumuz dünyanın, düşünce dünyasının müktesebatını aynı yaklaşımın bir versiyonu olarak müktesebatını oraya eklemleme yönünde gayretler gösteririz. İşte bizim klasik düşünürlerimizin burada adı da anıldı İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd gibi düşünürlerimizin felsefe tarihi içerisinde hak ettikleri yeri almadıklarına yönelik haklı şikayetlerimiz de bu gruba girer ama. Sonuçta haklı ilgili hak ettikleri yeri verdiğimizde hala ana anlatı hakimiyetini sürdürmeye devam etmektedir. Ya da ediyor olacaktır. Nitekim son yıllarda hem bizim dünyamızdan gelen gayretler hem de onların dünyasından gelen bir miktar daha insaflı bakışlarla beraber hak ettikleri yerin en azından birkaç chapter ayrılmak anlamında yavaş yavaş yer bulmaya başladığını görüyoruz.
Peşinden de yine bizim taraftan bakanlar olarak bizler söz konusu şeye çağdaş dünyanın şekillenme biçimine teklifimizi dile getirmeye çalıştığımızda da ilgili seyrin bir ortak evrensel insanlık tarihinin birikimi olarak ele alınıp o birikime bizim katkımız, hatta o birikimin insanlık adına bizim tarafımızdan nasıl taşınabileceği üzerine kafa yorarız. Hemen hemen Türkiye'de felsefenin imkanları üzerine düşünenlerimizin zihinlerinin altında bu kaygının var olduğunu biliriz. Nihayet o evrensel bilgi birikimine katkımız her neyse şu anda onun daha da fazlalaştırılarak ve mümkünse hakim bir pozisyona dönebileceğimiz bir hale getirilmesi üzerine düşünür dururuz. Hal böyle olunca o gidişata eklemlenen bir yaklaşım ve ona uygun bir teklif söz konusu olacaktır. Bizim tarafımızdan böyle görüldüğü gibi ana konvansiyonel düşünce tarihinin seyri o konvansiyonel dünyada da o şekilde algılanır. Dışarıdan katkıya az açıktırlar, çok açıktırlar ama nihayet böyle bir seyir vardır. O seyrin bir yerinde bilimler ortaya çıkar. Doğa bilimler önce, sonra da sosyal bilimler şekillenecektir. Ama felsefe bir biçimde varlığını sürdürecektir. Hatta doğa bilimleri ve sosyal bilimler ortaya çıktığında konuşmacılardan biri sabahtan dile getirmişti. Felsefenin kendisi bir tür varoluş krizine düşüyor. Çünkü felsefenin bağrından çıkmış bilimler var. Bu durumda daha kesin, nesnel dünya hakkında daha kesin bilgiyi bize disiplinli bir biçimde dile getiren bu bilimler varken artık felsefeye ihtiyaç var mıdır üzerine bir tartışma vuku bulur malum. 19. yüzyıla o yüzden epistemoloji yüzyılı filan denir. Çünkü bir tür epistemolojiye doğru indirgenmeye başlanır felsefe. Hatta işte meşhur pozitivizm tartışmalarının bilim felsefesinde bir anda böyle şey olması, güçlenmesi bir tür felsefeye meşru yer bulma çabasıyla da ilintilidir. Çünkü felsefeye fiili anlamda bir ihtiyaç kalmamıştır. Elbette felsefe yine de kendi yolunu bulur, kendi mecrasında devam eder. Şimdi bu standart yaklaşımın yanında yine Batı düşüncesi içerisinde başka bir kol ise söz konusu seyri, 2500 yıllık o tarihi özellikle 19. yüzyılın son çeyreği, işte yaklaşık Nietzsche ile filan başlatalım, 20. yüzyılda daha radikalleşen bir tonda Martin Heidegger ile dillendirebileceğimiz, o düşünce silsilesinin öncesine doğru bir takım ipuçlarından filan söz edilebilir ama o tarz bir sunum için burası ne uygun ne de süremiz bunun için elverişli. Ama kabaca kolu ifade etmek için bu ana dokunuşlara değinme gereği duyuyorum. O hat ise, hattın Martin Heidegger dilinde dillenen versiyonu ise yaklaşık şöyle bir hikaye bize anlatır malum. Batı metafiziği der ona ve Batı metafiziğinin varlığı unutmuş olmasın vurgusuyla yola çıkar. Düşünmesinin ilk adımları buradan atılır. Ve tabiri caizse kendisini felsefeci olarak nitelemekten de bir miktar imtina eder. İlla bir adlandırmada bulunulacaksa düşünür olduğunu söyleme gereği duyar. Ve ilgili seyrin şekillenişini de yaklaşık olarak o gelenek, özellikle Martin Heidegger değil sadece o gelenek, yaklaşık olarak şöyle tanımlar. Bilimler evet felsefenin bağrından çıkmışlardır. Önce doğa bilimi, peşinden sosyal bilimler. Hakikaten de felsefenin bir anlamda işlevi yerine gelmiştir. Ve bu bilimler sadece bağrından çıkmakla kalmamışlar. Kant onlara bir sınır çizmeye çalışsa bile etik ve estetiği otonom alanlar olarak ayırmak üzere bilimin bilme biçimine bir sınır çizmeye çalışmış olsa bile bilimin bilme tarzı o sınırları çok hızlı bir biçimde ezmiş geçmiştir. Ve bilme faaliyetinin kendisi ahlaka, etiğe ve dahi estetiğe, hayatın bütün bir varoluş tarzına hakim hale gelmeye başlamıştır. Bunun zemininde teknolojinin gelişiminin filan payı vardır. O teknolojinin ortaya çıkışının bilim düşüncesiyle ilintisi de oldukça tartışmalı bir meseledir. Ama sonuç itibariyle bilimin
bütün bir insan varlığını belirlediği ve dahi felsefeyi belirlediği bir dünya nizamına tabiri caizse varmış durumdayızdır ve yine o düşünür mesela radikal bir ifade kullanır, bilim düşünmez der. Sonra da ekler işte şok edici bir ifade bu, bırakın ifade şok etsin filan der. Buradan bilim eleştirisi çıkarabilirsiniz. Ama düşünürün derdi bilim eleştirisi değildir. Topyekün varlığımızı tahakküm altına almakta olan bir varoluş tarzı hakkında konuşmaktadır. Meşhur bir röportajı hepimiz biliriz. Öldükten sonra yayınlanmak üzere kendisiyle yapılmış röportaj ki başlığa da cümlesi taşınmıştır daha sonra Der Spiegel'de yayınlanmak üzere. O bilimlerin ve teknolojinin hakimiyetinde insan varlığının ahvali ne olacak? Bundan bir çıkış yolu var mı diye röportajı yapan gazeteci sorduğunda bizi ancak bir tanrı kurtarabilir der Martin Heidegger. Bilimsel düşüncenin dışına çıkmanın yolunun insan edimiyle mümkün olmadığını ama bir çıkış varsa yalnızca insan edimiyle olduğunu söyler. Bu hikayeyi şu yüzden anlattım. Şimdi Batı düşüncesini bu şekilde kurguladığınız zaman Batı düşüncesinin dışındaki bizlerin teklif imkanları önünde daha radikal bir kapı aralanmış oluyor. Batı düşüncesinin chapter'larına iki chapter daha ilave etme yerine ona alternatif demeyelim, ifadenin kendisi yine hakim olanı tahkim eden bir anlam içerir. Ama ona içine düştüğü krize yönelik çok temelden bir teklifi bünyesinde barındırmak anlamına gelir. O yüzden şu ifadelere çoğunlukla oldum olası katılamam. İslam düşüncesinin işte 200 yıllık, 300 yıllık krizinden söz etmeye, gerileme dönemimizden söz etmeye yatkınızdır. İslam düşünce tarihine bakanlarımızın bir kısmı Gazali'yi suçlu bulur, bir kısmı başka sebepler filan sayarlar. Oysa Batı düşüncesinin bu ikinci kulvar yorumu üzerinden düşündüğünüz zaman İslam düşüncesinin krizinden söz etmenizin gereği yoktur. Çünkü bizzat Müslümanlar varlıklarıyla zaten teklif olmaya devam etmektedirler. Şimdi bu ikili tasnifi, 15 dakika demiştim, ona riayet etmeye çalışayım. İkili tasnif bağlamında Teoman Duralı'nın düşüncesine baktığımda Teoman Hocam mesafeli yakınlık demem biraz bundan. Bir mesafesi var, bizim dünyamızdan konuşuyor. Tarih felsefesine ilişkin hocanın işte meşhur kitabı İngiliz-Yahudi Medeniyeti, bir tür tarih felsefesi kitabı, bunu da kendi dille getirir orada. Diğer çalışmalarında da sıkça, çokça buna vurgu yaptığını biliriz. Teoman Hoca'nın bir mesafeyi muhafaza ettiğini, kendi varlığımızla onların da selametini sağlayacak teklifin seslenişinin buradan olacağını dillendirdiğini görürüz. Ama öbür taraftan başlığımızda da var, sempozyumun başlığında da var, felsefe bilim adlandırmasının kendisi ise biraz önce çok kaba olarak tasvir ettiğim ikili tasvirin ilk grubuna, yani o konvansiyonel anlatıya denk düşer. Evet, bilimler felsefenin gerçekten bağrından çıkmıştır ama onu sonlandırmış değillerdir. Hoca da bir makuliyet zemininde, burası yakınlığını ifade ediyor Batı düşüncesine, bana öyle geliyor ki, o ikinci görüşten uzak kalıyor burada. Bilimi, felsefeyi, bilimin bir makuliyet zemini içerisinde adlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Hocanın bilimin gündelik hayatımızı bütünüyle, tekrar ediyorum, etik ve estetik varlık tarzlarımıza dahil olmak üzere, kuşatmasına yönelik olarak bunu çok açık dillendirmese bile, bildik bilim eleştirilerine çok fazla yönelmese bile, zeminine felsefeyi koyarak, felsefe tire bilim yazdığında, zeminine felsefeyi koyarak bir miktar o hermenötik gelenekte filan seslenen, kendisi oraya çok fazla vurgu yapmaz ama bilimin o teknik varlığıyla yayılımının insan teki üzerinde ortaya çıkarabileceği bir takım tehditkar sonuçlarını o makuliyet vasıtasıyla daha yaşanabilir bir dünyaya dönüştürmenin imkanlarının aranabileceğini düşünüyor kanaatindeyim ben. O imalar içeren metinler olarak hocanın metinlerini okuduğumu söylemem gerekiyor. Benim zihnim mesafeli yakınlığın mesafe kısmına daha yakın.
Hocanın zihni gördüğüm kadarıyla mesafeli yakınlığın yakınlık kısmına daha yakın. Her şeye rağmen buradan gidecek teklifin şeyi felsefe bilim marifetiyle bilimin tahripkar gücünü daha insani bir varoluşa yol açacak şekilde terbiyede kullanılabileceği kanaatini hissettirir durur hocanın metinleri. Süreme riayet edeyim, burada bitireyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, Feridun Yılmaz hocamız kendi koyduğu süreye riayet etti. Halbuki daha süresi de var gibiydi. Ben ikinci sözü hemen vakit almadan değerli meslektaşımız Profesör Doktor Mehmet Fatih Birgül hocama veriyorum. Kendisi Uludağ Üniversitesi hocalarından Türk İslam Düşünce Tarihi, İslam Felsefesi, İslam Bilim Tarihi alanlarında efendim çalışıyor ve bu alanlarda ulusal uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitapları ve bu konuya dair daha serbest diyeceğimiz çalışmaları da var. Ben sözü kendisine veriyorum. Tabii şimdi Feridun Hocam Doğu Batı arasında bir Teoman Duralı portresi, duruşu ortaya koydu. Fatih Birgül Hocam da Gazali İbn-i Rüşd arasında bir Teoman Duralı duruşu ve portresi sunacak bize. Buyurun hocam. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Hep arada bırakıyoruz hocayı bugün. İnsanın kaderidir arada kalmak hocam, malum haliniz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Kıymetli devlet ricalimiz Muhterem Hazirun, hepinizi hürmetle, meveddetle selamlıyorum. Teoman Duralı hocamıza Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmetler niyaz ediyorum. Bu organizasyondan dolayı emeği geçen herkese Sayın Başkan'ın şahsında çok çok teşekkür ediyorum. Ben konuya girmezden önce ortamı da hazır bulmuşken dilimi tutamayarak mutlaka tartışmamız gereken, yani gündemde sürekli tutmamız gereken, gerektiğine inandığım bir paranın iki yüzü gibi, iki veçesi, iki boyutu olan çok temel bir sorunumuza işaret etmeye çalışarak sözlerime başlıyorum. 2021'in Aralık ayındayız. Bir ay sonra 2023'e gireceğiz. 1923-2023. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biraz daha geriye gidelim. 1876 diyelim. Meşrutiyet, Kanuni Esasının ilanı, Meclis-i Mebusan'ın toplanması, 150 sene. Biraz daha geriye gidelim. Tanzimat Fermanı, 1839. Düz hesap, 2 asır. Bu 2 asır içerisinde çok şeyler oldu. Bu millet çok şeyler yaşadı. İnişli çıkışlı, acı tatlı, pek çok şey yaşadı. Son dönemde Türkiye iktisadi olarak, sanayi olarak, teknoloji olarak vesaire çok önemli gelişmeler de yaşadı. Eyvallah. Fakat bu 2 asır içerisinde değişmeyen çok önemli bir problem var. Bugün dahi Türkiye'nin düşünce hayatı bu 2 asırdan beri değişik formlara bürünse bile, inişli çıkışlı olsa bile sürekli devam eden derin bir kültür buhranı içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bunun sebebi, eğer Teoman Duralı hocamızın formülasyonunu, onun anlatımını, kavramlarını kullanırsak, şöyle hulasa edilebilir. Bizim bir beşer tarafımız vardır. Biyolojik varlığımız, beşer. Beşer ancak toplumla ahlakileşir, ahlaki bir varlık olarak insana döner. Ve toplum ancak kültürle toplumdur ve kültür ancak tarih içerisinde oluşur ve gelişir. Türkiye'de 2 asırdır maalesef bir tarih kırılması ve dolayısıyla da kültür kırılması yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Aydın Zümre
münevverler, sanatkarlar, şairler, edipler, bilim adamları dersek diyelim, toplumun irfan, ilim bakımından, sanat bakımından, yani iyi ve kötü, güzel ve çirkin, doğru ve yanlış, bu gibi temel kavramlar hakkında konuşan, telkinde bulunan bu seçkin insanlara baktığımız zaman bu kırılmayı çok rahatlıkla tespit edebiliriz. Aynı kitabı alalım. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca hiç fark etmez. Hegel, Kant, Goethe, Dante hiç fark etmez. Bir mahalledeki aydınımıza götürelim, bunu tercüme etmesini rica edelim. Başka bir mahalledeki aydına götürelim, onun tercüme etmesi. İki tercümeyi kıyaslayalım. Kullanılan kavramlar, kavramsallaştırmalar, cümle yapıları, o semantik, bunların farklı olduğunu göreceğiz. Sözlerim sakın yanlış anlaşılmasın. Bir insanın vicdanı kutsaldır. İnsan şu dine inanabilir, bu dine inanabilir veya hiçbir dine inanmayabilir. Bu tür bir şeyi kastetmiyorum. Birbiriyle diyalektiğe girecek, iletişim kurabilecek ve buradan bir yerlere doğru sıçrayabilecek bir birliktelikten, bir kültür birliğinden bahsetmeye çalışıyorum. Bu çatlak bugün de devam ediyor. Bir de tabii paranın öbür yüzü var. Aydın zümremizle, münevver zümreyle bir de aydınlatılacak kitle var değil mi? Halk var. Bunlar arasındaki çatlaklar, yani aydınların değerleri, onların düşüncelerini, inançlarını yönlendiren değerler ile halkın, o toplumun tarihten beri süre gelen, süzülmüş gelmiş değerleri arasındaki çatlak. Modernleşme maceramızın başından beri görülen ve bugün hala devam eden kültür buhranının temelinde benim şahsi kanaatim işte bu felsefe, bilim ve din münasebetine dair sağlıklı bir çözümlemeye, konumlandırmaya hala ulaşamamış olmamız yatmaktadır. Şimdi meramımı anlatmak için ben de çok kısa bir anekdot aktarayım. Her yerde bunu yaparım. Nurettin Topçu yıllar sonra kendi çocukluğuna dair bir hatırasını anlatmış. İlkokula başladığında, ilkokulda öğretmeni coğrafya dersinde dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü öğretmiş çocuklara. Diyor ki eve geldim. Babama dedim ki heyecanla, baba dünya dönüyormuş. Babam şöyle cevap verdi gülerek. Oğlum dünya dönseydi çatıdaki kiremitler yerinde durmazdı, onlar da savrulur düşerdi. Teoman Duralı'nın bu probleme dair fikirlerini tahlil etmenin iki tane önemli cazibesi var. Bunlardan birincisi, merhum Teoman Duralı hocamız, kendi hayatı içerisinde, şahsiyeti içerisinde, efendim, ayağı bu topraklara her zaman basmak üzere, basmakla beraber, mahalleler ötesi bir insandır. Bariyerleri aldırmamış bir insandır. Yani bunları kendi hatıralarından çok rahatlıkla bunları görebiliyoruz, kendi anılarından. Bir yandan Hikmet Kıvılcımlı'yla yakın münasebeti var. Evine gidiyor, sohbetler ediyor. Ve rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu yakın arkadaşı üniversite öğrenciliğinde. İki, bizatihi Teoman Duralı profesyonel anlamda bir felsefeci, bir bilim adamı, çok iyi biliyor, akışı biliyor, Aristoteles'i çok iyi biliyor, modern bilimi çok iyi biliyor, felsefeyi biliyor, işleyişini biliyor. Fakat bunun ötesinde insanı dert edinmiş. Yani olunan bir varlık, insan. Ve dolayısıyla da kültürü dert edinmiş. Bunun içerisinden konuşuyor, ayakları bu topraklara basarak konuşuyor. Şimdi biraz gizemli olduğunu baştan itiraf ettiğim bu Gazali ve İbn-i Rüşd arasında ibaresini gelmeye çalışayım.
Şimdi Müslüman dünyada, tabii ki Teoman Hoca bunları çok güzel anlatıyor, çok tane tane eserlerinde, konuşmalarında defaatle bunları ifade ediyor. Felsefe, bilim dediğimiz mekanizma Aristoteles'le sistemleşti. Aristoteles tarafından bu vaz edildi. Ve artık Aristoteles'ten sonra buna gözü kapatmak imkanı yok. Ve Aristoteles bunu yaparken ilahiyattan arındırarak, yani hocanın tabiriyle ilahiyattan arındırarak yaptı bunu. Tabii bir Aristoteles tasviri var kendine özgü. Zannediyorum Feridun Hoca'nın konuşmasında da hani atıf yapılan yerlerle ilişkili bu. Efendim, şimdi bu miladi 8. ve 9. yüzyılda Müslüman dünya, antik çağın bütün bu felsefe, bilim mirasını, kültür mirasını özellikle tercümeler yoluyla sahiplenmeye başladığında, Müslüman dünyaya bunlar intikal ettiğinde, Müslümanlar bunları anladığında, kavradığında böyle bir bilmenin ne anlama geldiğini, elbette ki onların Müslüman kimliğiyle bu yeni anladıkları, tabi bunun içinde Hint var, İran var, yani sadece antik Yunan'dan bahsetmiyoruz. Elbette onlar da bir buhran yaşadılar. Ortaya bir kriz çıktı ve bu kriz, şimdi felsefe, bilim ve din diyoruz ama aslında akıl ve vahiy de denilebilir buna. Bu münasebete dair çeşitli çözümlemeler ileri sürüldü, ortaya konuldu. Bunlar içerisinde sistemsiz olanlar var, felsefe bilimin ne olduğunu anlamadan konuşanlar var. Bunları bir tarafa bırakırsak eğer, iki tane hattan bahsetmek mümkün. Bunlardan birincisi Farabi'de görüyoruz ama asıl tabii sistemleşmiş, mükemmel haliyle İbn Sina'da karşılaştığımız meşai çözüm. İkincisi, özellikle bunu eleştirme üzerine, bunun tenkidi üzerine kurulu Gazali'nin çözümü. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. İbn Sina için merkezde duran felsefedir. Felsefe, bilim diyebiliriz buna. Tasavvuf ve kelamı, yani Müslüman zümrelerde hakikatin ne olduğunu söyleyen, hakikatin ne olduğuna dair tezi olan, açıklaması olan kelam ve tasavvuf, diğer iki disiplin. Buradan aldığı unsurları bunun içerisine ekler. Merkezde felsefe, bilim vardır. İmam Gazali ise merkeze tasavvufu koyar ve tabii kelamdan, felsefeden pek çok unsuru devşirerek, malzeme devşirerek bu kendi sisteminin açıklamasını, çözümlemesini ortaya koyar. Buna mukabil, Gazali'yi eleştirerek kendisini ortaya koyan ve fakat Müslüman dünyada tutmayan, ilgi görmeyen bir de tabii İbn Rüşd'ün, Hüseyin Hocam tabii İbn Rüşd üzerine Türkiye'deki işte ilk doktora tezinde hazırlayan kıymetli hocam. Ama Müslüman dünyada şey görmüyor. Yani bir rağbet, bir herhangi bir yani ciddi bir aksisarda bulunmayan kendine has bir çözümlemesi var. Açıkçası Gazali'den sonra özellikle de bizde, yani Türklerde, genelde de Müslüman dünyada Ehl-i Sünnet adına inşa edilmiş paradigma Gazali'ninkidir. Hususen muhafazakar geleneğe yaslanan çevrelerde İslam tasavvuru hala bugün de bu paradigma etrafında kavranır. Tabii bunda Selçuklu ve Osmanlı asırlarının büyük rolü var. Bu dönemlerdeki ilmi faaliyetler, destekler, siyasi münasebetler, yönlendirmeler, bunların hepsi bir bütün. Teoman Duralı şüphesiz bunun farkındadır. Ve Gazali'yi bu minvalde özel bir yere oturtur. Aynen şöyle der. Bizler felsefileşmiş bir medeniyetin mensubuyduk. Her büyük felsefe bilim geleneğinin bir önemli filozof, bilim adamı bulunur. Bizimki de Gazali'dir. Duralı'ya göre Gazali
aslında Aristoteles ve Aristocularla aynı startla işe başlar. Yani merak, hakikat tecessüsü. Bu çok önemli bir paydaşlık. İkincisi de Gazali, Aristoteles de dahil, bütün çığır açan filozoflar, felsefi inşalar hep bunalım çağlarında gerçekleşmiştir. Gazali de bunalım çağının insanıdır, bunalım çağının çocuğudur. Siyasi parçalanmışlık var, dini parçalanmışlık var, yine değerler çatışması var. Değil mi? İsmaillik var vesaire, pek çok siyasi, iktisadi problemler var. Bunlara karşılık Gazali asıl problemin ahlak alanında olduğunu yakalamıştır. Ve ahlak buhranı olduğunu, eğer biz bu buhran çözülürse bütün bu diğer sorunların da çözüleceğini görmüştür. Onu değerli kılan budur. Gazali'ye göre bütün kötülüklerin panzehiri yeniden sistemleştirilen ve tesirini gösterecek olan bir ahlak nizamıdır. Bu ahlak nizamının merkezinde de temel sorusu şudur. Bu sistemin. Doğru olanı yapmak ve yanlış olandan kaçınmak. Bu büyük bir irade kuvveti istiyor. Büyük bir irade gücü istiyor. Ben bu irade gücünü nasıl elde edebilirim? Nereden elde edebilirim? Teoman Duralı bunu tamamen onaylar. Ve Teoman Duralı'nın din tasavvurunu şekillendiren önemli bir etki söz konusudur. Nitekim merhum Teoman Duralı hocamıza göre de ahlak felsefenin sebebi hikmetidir. Ahlak bütün felsefe sularının kendisine dökülüp kavuştuğu ana ırmak mesabesindedir. Duralı'ya göre din ancak ahlak söz konusu olduğunda hakiki veçesini göstermektedir. Çünkü ahlak kurallarını insanı insan yapacak olan, yani beşeri insana dönüştürecek olan, ahlak kurallarını toparlayarak akıl yürütmeye dayalı bir düzen içinde sistem kurmak bizzat ahlak alanının kendisine ait bir iştir. Ahlak sistemini teşkil eden ana ilkeler, ana asıl yasalar felsefenin verebileceği cevaplar değil. Felsefenin dışından, ilahiyattan alınır. İlahiyattan alınır. Dinden yani. Bunun sebebi şudur. Felsefenin iş gördüğü iki tane alan vardır. Bunlardan birisi fizik dünya, görünürlükler dünyası, fenomenal dünya. İkincisi de akli ve zihni alem. Bu aradığımız, kendisine yaslanacağımız ve ondan ahlak sistemini üreteceğimiz ana ilkeler fizik alemden ne doğrudan biçimde ne dolaylı biçimde devşirilemez. Orada yok yani. Dış dünyada bize kendini yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bu ilkeyi fizik dünyada bulamayız. Aynı şekilde akli, zihni hakikati de aşkındır bunlar. Çünkü bu çelişmezlik gibi bir şey değil yani. Biraz önce söylediğim prensip. Hatta Teoman Duralı Hoca önemli, ilginç bir biçimde Tanrı tanımaz filozofların bunu ben icat ettim, bu benim keşfimdir dediği efendim ilkelerin de dikkatle bakıldığında aslında dinden geldiğini görülebileceğini söyler. Bu da tabii onu Gazali'ye yaklaştırmaktadır. Çünkü Gazali de kendisini ya sen filozoflardan bir sürü şey aldın bu ne iş diyenlere karşı evet aldım ama onlar o filozoflar aslında geçmiş ümmetlerin peygamberlerinin sözlerinden bunları almışlardı. Onlardan böyle toparlamışlardı. Dolayısıyla ben yine nebevi kaynağa döndüm. Bu açıklamasıyla büyük benzerlik taşır. Tabii süreden dolayı aslında söylenecek çok şey var. Ben Sayın Başkan'ın ikazını almazdan önce yani atlıyorum.
Yani Teoman Hoca'ya göre ilk peygamberden itibaren vahiy var. İnsana, insan olduracak onu. Yani beşeri insana çevirecek. Bunlar toplumlarda yankılanmış. Ha efendim, medeni veya gayrimedeni fark etmez. Her insan toplumu mutlaka inanç esasları var. Yani dini var. Bunu görüyoruz. O toplum, o dinle toplum oluyor. Ahlaki insan böylelikle ortaya çıkıyor. Bunlar örftür. Evrensel değildir, mahallidir. Ama yine de arka tarafında biz bunu görebiliriz. Fakat peygamberin tebliği, çıplak vaziyette gördüğümüzde, peygamberin tebliği, anlattıkları sözleri evrenseldir, zaman üstüdür, insan üstüdür. Ve bilgeler, filozoflar o ilkelere dayanarak ahlak nizamlarını inşa ederler. Tabii son olarak birkaç dakikam daha var mı bilemiyorum Sayın Başkan ama evet, ben bu saniyeleri görünce elim ayağım dolaşıyor. Tabii bir de bu ontolojisine de yansıyor bu paralellik. Yani Gazali'de mesela mülk alemi var, bu fenomenal dünya, melekut alemi var, bir de ortada ceberut var. Mesela bunu uyguluyor Teoman Hoca rahmetli. Diyor ki beşer, işte efendim insan, ortada da nefs var. Dinin asıl vazifesi o nefsi terbiye etmek, büyük cihat dediğimiz şey. İbadetlerin anlamı vesaire, bunlar böylelikle tahakkuk ediyor. Evet. Şimdi tabii şunu söyleyeyim hocam, son... Ferdun hocamdan kalan süre var. Kullanabilir miyim hocam? İki biraz. Uludağlısınız. Hocam desturu var mı? Şimdi şöyle bir durum var. Teoman hocanın felsefe bilim tasavvuru sınırlı belli bir işleyişi, kendi içinde yöntemiyle ver, bütünlüklü bir işleyiş icadı. Felsefe bilimin kapısı şüphedir, sorgulamadır. Buna karşılık din bunun tam tersidir, tam tersi konuma yerleştiriyor ve orada kesin iman vardır. Kanıt nerede peki? Peki kanıt nerede? Yani benim falanca konuda filanca inanca sahip olduğum benim akli olarak kanıtlama imkanım yoktur. İnanıyorsunuzdur veya inanmıyorsunuzdur. İnanıyorsanız inanıyorsunuz, inan. Yani fideist bir tavrı var. Fideist bir tavrı var. Tabii birkaç eleştiri yönelterek sözlerimi nihayet erdirmiş olayım. Yani eleştirilebilir veya tartışılabilir tarafları yok mu? Muhakkak var. Birincisi, kendisi de zaten ifade ediyor. Rahmetli Teoman Hoca. O Gazali okumuş, incelemiş. Fakat onun arkasında Miguel Asim Palacios'un, malumunuz bir Katolik rahibi ama güçlü bir oryantalist aynı zamanda. Onun bu 30'lu yıllarda yazdığı Gazali üzerine çok enteresan bir biyografisi var. Onun üzerinden tanıdığını söylüyor ve onun Palacios'a şükran duyduğunu belirtiyor. Bu tabii o fideizm, yani Gazali'nin bir yorumunu içeriyor aslında bu. Yani Palacios'un üzerinden ulaşılmış bu fideizm. Ve tabii ki o yıllarda varoluşçuluk söz konusu. Mesela diyor ki Teoman Hoca, Gazali varlık değil, varoluş filozofudur. Varoluş filozofudur. Ve diyor onun üç tane izdüşümünden bahsedebiliriz 19. yüzyılda. 19. 20. yüzyılda. Üç izdüşümünden bahsedebiliriz. Kimler bunlar? Bir, Kierkegaard. İki, Palacios kendisi. Ve üç, Dostoyevski. Gazali ile izdüşüm anlamında eşleştirdi. Bunlar belki tartışılabilecek önemli sorunlar. Son olarak Teoman Duralı, Gazali'nin belli bir bilim zeminine bastığını ama mutat olanın tersini doğa araştırmalarına rağbet göstermeyip
dini ilimleri, ilahiyatı esas aldığını söylemektedir. Bu doğrudur. Gazali yani tabiat, tabii ilimlerle biliyor. Matematiği de biliyor. Tabiat ilimlerini de biliyor. Bunları okumuş, biliyor. Hakim bunlara, vakıf. Ama merakı o yönde değil. Peki bunun bir bedeli yok mu? Bunun bir bedeli ortaya çıkmadı mı? Örneğin o El-Munkız Minnettarel'deki pasajları hatırlayalım. Mesela matematik öğretiminin yasaklanması gerektiğini söylüyor. Yani matematiğin yanlış olmadığını, doğru olduğunu ama bizim matematikçilerin işte bir takım pek dindar olmadıklarından naşi ve iddialarını efendim kılıflayabileceklerinden naşi böyle çok sert ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla bu tavır, tabi politik bir tavır bu kuşkusuz şüphesiz, yani bir abartı kısmı var. Ama bunun çok ciddiye alındığı dönemler olmuş. Bugün de aynı şekilde bu etkilerin devam ettiği söylenebilir. Ve ben son olarak şunu söylüyorum. Allah bana 4 tane evlat hediye etti, emanet verdi. Benim çocuklarım bana bugün gelip soru soruyorlar. Bir takım sorular soruyorlar. İslam'la ilgili sorular soruyorlar. Ve bu sorular, bu sordukları sorular çok masuma, çok safça soruyor bu çocuğu. Kafasına takılan bir şeyi soruyor. Benim bu anlamda çocuğa, çocuğum inanıyorsan inanıyorsun, inanmıyorsan inanmıyorsun gibi fideist bir cevap verme lüksüm acaba var mı? Benim o çocuğa akli bir takım izahlarla, bir takım sorgulamalarla bir ışık tutmaya çalışmam gerekmez mi? Çok teşekkür ediyorum. Semahatinizden dolayı özellikle Sayın Başkan, süremi aşmış olmakla beraber şükranlarımı sunuyorum. Ben de çok efendim, ben de çok teşekkür ediyorum. Mehmet Fatih Birgül hocam da aslında bir İbn-i Rüşd uzmanı. Bana topu attı ama zaman yok. Onun için ben bir şey söyleyemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki İbn-i Rüşd başlıkta yer almasına rağmen konuşmanın sunumun içerisinde bir defa geçti. Orada sanki bir böyle aksesuar gibi kaldı hocam. Tabii Gazali önemli bir figür ama hocamın sunumunun başı, ortası, sonunu düşündüğümüzde Gazali'ye bizim zaman ayırmamız gerektiği sonucu çıkıyor. Yani Gazali'yi ben geçenlerde bir arkadaşımla bir söyleşi yaptım Gazali ile ilgili. Gazali düğümü çözülmeden ne bugün ne yarın çözülmeyecek gibi görünüyor. Fatih hocam da bunu doğruladı. Gazali düğümü çözülecek ki Fahrettin Razi İbn Arabi düğümü çözülsün. O çözülecek ki bizim 1300'lerden bu tarafa geçen efendim 6-7 asırlık serüvenimiz çözülebilsin diyorum ve sözü Cahit Şenel arkadaşımıza bırakıyorum. Çünkü programda bana verilen sıra da böyle. Efendim, o da yine Teoman Duralı hocamızı, merhumu, modernlik ve gelenek arasında bir yere koyuyor. Yine bir gerilim. Bakalım ne çıkacak. Buyurun. Kısaca tanıtayım hocam, hakkınızı yemeyelim. Hocam, estağfurullah. Cahit Şenel, doçent doktor, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde. Teoman Duralı hocanın lisanstan itibaren talebesi. Türk-İslam düşünce tarihi alanında çalışıyor. Ürdün'de bulundu. Mısır'da, Kahire'de, Suriye'de bulundu, Şam'da. Aynı zamanda Kanada McGill Üniversitesi'nde bulundu. Bütün bu birikimleriyle modernlik karşısında efendim Teoman Duralı, tabii gelenek de, modernlik varsa gelenek de olacak. Ben oradan bir sonuç çıkarıyorum. Modernlikle gelenek arasında Teoman Duralı, bakalım nasıl bir portre çıkacak. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Tabii hocam atladı. Öğrencimdir demesi yeterliydi aslında. Hüseyin hocamız bu açıdan benim için büyük bir bahtiyarlık. Oturum başkanı benim hocam. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde odasını paylaşıyorum. Tabii Teoman Hoca da hakeza 98 yılından, 97-98 döneminden beri öğrencisi olduğum bir hocam. Ben tabii nereden başlayayım tam kestiremiyorum işin doğrusu. Çünkü az önce tartışılan konular doğrudan benim ilk verdiğim tebliğ başlığıydı. Ve ona da böyle hocanın üslubu ve provokatif cümlelerine uygun bir şekilde
Numen Huzuru adını vermiştim. Sonra o başlıktan vazgeçtim. Metni esas alarak, yani bu çağdaş küresel medeniyet metnini esas alarak Türk modernleşmesi içerisindeki aktörlerle karşılaştırmayı daha isabetli buldum. Ama o ilk başlıktaki içerikten vazgeçmiş değilim. Onlar zaten burada tartışıldı. Yani oranın özeti işte hocanın Kant'a ayağını basarak fenomen numen ayrımına gitmesi ve bu ayrımla numen sahasını inanç alanına açan bir felsefenin bir alanı olarak görmesi. Fakat bununla beraber bu üzerinde çok da tartışılabilen, konuşulabilen, ispat yapılabilen tırnak içerisinde akli bir saha olmadığı için bizi fideizme götürmesi ve fideizmle İslam düşüncesi, İbn-i Rüşd geleneğini filan düşündüğümüzde ya da kelam geleneğini düşündüğümüzde aslında bir takım çatışmaların, fikri çatışmaların ortaya çıkabilecek olmasıydı. Bu birinci tebliğimdi. Onu sunmuş oldum böylece. Şimdi ikinci tebliğime geçeyim. Türk modernleşmesi meselesine geleyim. Hoca açısından işin doğrusu yani şunları da belirtmek lazım. Hocanın insan zaten yazılarında da çokça var. İnsan fetişizmine karşı müthiş bir alerjisi vardı. Dolayısıyla kendisinin fikirleri konusunda da şahsiyeti konusunda da abartılı olan her şeyden inanılmaz derecede rahatsız olan bir insandı. Sabah da sağ olsun oğlu bahsetti. Ben de hocayla ilgili beşeri münasebetimizden mülhem. Hocanın acaba ne tür vasıfları vardı bende iz bırakmış olan diye birkaç kavramla sadece özetledim. Konuşmaya başlamadan bunu da ifade etmek isterim. İşte oğlunun tecrübesi, birikimi, mesaisi ve sonuçta elde ettiği kanaatlerle benim öğrenciliğimde elde ettiğim kanaatler neredeyse örtüştü. Bu da aslında hocanın dışarıda ayrı, içeride ayrı bir insan olmadığının en önemli göstergesi ve kanıtı. Bizim açımızdan başka meslekten olanlar var olabilir. Onlar alınsınlar, alınmalarında bir mahzur yok. Mesela bir tabip, evet beyaz önlüğünü girdiğinde bir tabip olarak işini yapar ama kapıya çıktıktan sonra tabiplik vazifesi bitmiştir. Biri kalp krizi geçirmiyorsa, açılın doktor var filan durumu olmadığı sürece böyle bir ihtiyaç yoktur. Ama felsefeci için durum böyle değil. Böyle olmamalı. Hakim için, hikmet sahibi için böyle olmamalı. Böyle tarif ediliyor. Dolayısıyla bu önemli bir meziyet. Önemli bir ahlak. Yani felsefe yaşanılan bir şey. Derste ve ders dışında, okulda ve okul dışında gibi ayrımı olan bir hususiyeti yok. Bu bakımdan hoca hakim olarak adlandırılabilecek şu vasıflara sahipti. Mesela konuşulabilir bir insandı. Sabah Şafak Hocam da bahsetti. Hani kendinden önceki nesil hocaları, dönemindeki bazı hocaları kıyasladığımızda pek çok hocanın kapısının bile çalınmakta zorlandığı dönemlerde ilişki kurulabilir ve konuşulabilir bir hocaydı. Sabah da vurgulandı. Kitabında da ısrarla vurguladığı şey o. Edep ve haya. Bu konuda gerçekten hassasiyeti olduğu, kendisinden stahişle huzurunda bahsedildiğinde böyle mahcup bir tavır takındığını filan rahatlıkla görebilirdiniz. Ötekileştirici bir tavrı yoktu. Bununla da şunu kastediyorum. Kendisi vefat sonrasında da bazı böyle hocayı tanımadan yazılmış olumsuz birkaç şey söylendi ama bunların gerçeklikle hiç uzaktan yakından ilgisi yok. En büyük kanıtı hocanın yaptırmış olduğu tezlerdir. Ve buradaki bu tezleri yapan insanların neredeyse tamamının farklı dünya görüşü, ideoloji sahibi olmasıdır. Hepsinin hocaya yönelmiş olması, bunun dışında öğrenci kitlesi olarak da hangi düşüncede olursa olsun herkesin hocaya yönelmiş olmasının böyle bir tarafı var. Yani bu toplayıcı tarafı önemli. Benim bugün anlatacağım Türk modernleşmesinde değerlendirmelerindeki en büyük hususiyeti de özgüven sahibi olması. Bu özgüven, az önce Fatih Hocam işaret etti, bu özgüven meselesi bizim Tanzimat sonrasında kaybettiğimiz entelektüelimizin Batı'yı değerlendirirken aslında yeterince sahip olmadığı
Ve hep dışarıdan bakarak, yani içeriden hiçbir zaman değerlendirme yapamadığını düşünüyor. Aslında yapacak nitelikte çok entelektüelimiz var. Meşrutiyet yıllarında yazan, çizen çok nitelikli insanlar var. Dolayısıyla hoca bir yazısında ramak kalmışken derken de bunu kastediyor. Yani o ramak kalma durumu belki bir adım daha atılsa gerçekleşebilecek bir şeydi. Bu açıdan hocanın bir başka hususiyeti de buydu. Şimdi ben bu çağdaş küresel medeniyet üzerinden hocanın Türk modernleşmesi içerisindeki pozisyonunu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hoca tabii öncelikle bir felsefeci olarak en önemli yaptığı şey kavramsallaştırma yapma ve tanımlama. Bizim metinlerimizde, ikinci Tanzimat sonrası için konuşuyorum, çağdaş, modern, medeni ya da medeniyet, Avrupa, Batı, seküler şeklinde kullanılan kavramların tamamı bu genel olarak Batı düşüncesi diyebileceğimiz bir adlandırmaya oturur. Bu kargaşayı hoca da fark ederek bunların işte kimisinin coğrafi bir adlandırma, kimisinin kültürel vesaire diye tasniflerini yapar. Sonra bunu özetle çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyeti olarak adlandırır. Ve bunu yaparken tamamen yaklaşık 100 sayfa kadar kendi Avrupa'nın kendi dillerinde ve kaynakları ağırlıklı olarak Fransızca ve İngilizce kaynaklara atıfla İngilizliğin iktisadi tarafını, aslında Yahudiliğin ırkçı bir söylemle nasıl milliyetçilik tasavvurunu ortaya çıkardığını, bu ikisinin birleşimiyle dünyaya sömürgeleştirme üzerinden, farmasonluk üzerinden nasıl bir yayılma politikası izlediğini özetler. Bunu yapar fakat bu özetlemeyi yaparken yaklaşık 100 sayfanın sonunda söylediği şey önemli. Buraya kadar tespit ve tasvir ettik. Yani 100 sayfa içerisinde bir yorum yoktur. Kendine ait kanaatleri, yorumları elbette var. Ama Batı'yı anlattığı kısımlarda tahkim edici ya da işte yargılayıcı ya da şovenist böyle bir milliyetçi filan tavrı kesinlikle yoktur. Tespit ve tasvir cümlesini kullandığı sayfada ama bu tarafsızlık anlamına gelmemeli. Çünkü tarafsızlık ahlaksızlıktır der ve buradan itibaren de kendi kurgusunu ve yorumlarını ekler. Bu açıdan hocanın dışarıdan, Avrupa dışından, Batı dışından Batı'yı kavramsallaştırarak tasnifi daha öncesinde görmediğimiz, bu adlandırma daha öncesinde görmediğimiz bir adlandırmadır. Ve bu açıdan da Türk düşüncesi bakımından oldukça kıymetlidir. Bunun dışında kalan kısımlarda, çünkü biz mesela medeniyetle ilgili bile tasvirlerimizde doğrusu çok şey bulamıyoruz. Ortak bir anlam bulamıyoruz ikinci meşrutiyet yıllarında özellikle. Yani medeniyet nedir ya da batılılaşma nedir sorusuna cevaben düşünürlerimizden ortak bir cevap yok. Genel olarak medeniyet, mesela Gökalp çizgisi açısından medeniyet alettir. Alet, yani teknoloji, fen, bilim, bunları almakta bir mahsur yoktur. Yani kültürü muhafaza etmek kaydıyla. Fakat hemen aynı yıllarda yazılan metinlerde, mesela Ahmet Ağaoğlu'nun metninde medeniyet bir hayat tarzı olarak tanımlanmıştır. Ki bence o dönem içerisinde, ikinci meşrutiyet yıllarında medeniyeti en doğru bir şekilde tanımlayan Ahmet Ağaoğlu'dur. Fakat Ağaoğlu devamında şöyle bir yoruma gidiyor. Hayat tarzıdır, dolayısıyla medeniyet parçalanamaz bir bütündür. Öyle sadece tekniğini alarak olmaz, hayat tarzının tamamını almak lazım diyor. Bu açıdan mesela Teoman Hoca, evet medeniyet belki bir hayat tarzıdır ama kesinlikle bir ahlaki anlamda, yaşam tarzı anlamında kesinlikle İslam düşüncesi içerisinden, kaynaklarından beslenen bir ahlakiliğe yöneliyor. Yine hakeza Ağaoğlu'nda gördüğümüz hakim ya da galip mağlup tasnifi, medeniyetleri galip medeniyetler ve mağlup medeniyetler olarak tasnif eder. Ve mağlup olanların galip olanları takip etmesini söyler. Yani yapılması gereken budur. Hangi açıdan takip söz konusudur? Her açıdan. Bu her açı içerisinde mesela inanç girer mi? Kesinlikle girebilir. Zaten tarihte iki kez din değiştirmemiş bir toplum
yoktur. Türklerde dahil olmak üzere der. Bir istisnası dildir. Çünkü dil kesinlikle kültürün taşıyıcısıdır. Fakat Teoman Hoca da benzer bir şekilde bu hakim unsuru hem de hakim kelimesini kullanarak tanımlar. Fakat bunun karşısına baş kaldıran, mücadele eden, kendi kimliğiyle var olan bir başka bireyi konumlandırır. Müslüman bireyi konumlandırır. Fakat bununla beraber hocanın metni içerisinde çelişkili görünen yerler yok mudur? Üstelik de aynı birbirini takip eden sayfalar içerisinde vardır. Çünkü ideoloji ile din arasında bir karşılıklı ilişki kurar. İdeoloji insan, beşer eliyle ortaya çıkmış bir düşüncedir. Din ise ilahidir, verilidir. Dolayısıyla dinin ideolojileştirilmesi anlamındaki İslamileşme ya da İslamcılık, tırnak içerisindeki İslamcılık, kendi ifadesi de bu, İslamcılığı bu açıdan eleştirir. Ve bunu eleştirdiği örneği de genellikle İran üzerinden kurar ve eleştirir. Hatta bu İslamcılık uygulaması, yani İran'daki uygulamalar ve hoca şahsi tecrübesi, burada İran konsolosluğu üzerinden, tanıdıkları filan üzerinden anlatılan hikayelerden, yani bir reaksiyoner tavır gelişmiş. Dolayısıyla da aslında laikliği körükleyen ya da sekülerliği körükleyen bu ideolojik İslamcılık tavrının olduğunu söylemiştir. Fakat bunun hemen devamındaki kısımlara geçtiğimizde aslında İslam'ın bir temel dayanak olduğu, dolayısıyla ahlakı inşa ettiği, ahlakın, hukukun temel dayanağı olduğu üzerinden bir döngü kurar. Bu da bize aslında İslamcılık kavramını içermeyen bir İslamcılık içeriğine sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla aslında tabii şunu görmemiz lazım. Yani Tanzimat'tan sonra yazılmış metinlere bakıldığında felsefi içerik ve kavramsallaştırma bakımından tasnif ve batıyı bilme açısından kıyas kabil olmayan bir metindir hocanın metni. Fakat çözüm söz konusu olduğunda, ki bu çözüm meselesi bizim temel sorunumuz, yani ne yapalım sorusuna hakikaten hali hazırda cevap verebilecek öyle hemen bir reçetemiz yok. Ne yapalım? Yani batılılaşalım, yok inancımıza, kültürümüze sahip çıkalım, ama yani çünkü burada çelişik pek çok durum var. Bunlardan sadece birini edinerek bir çözüm bulamıyoruz. Hocanın vardığı sonuçsa diyalektik bir çözümdür. Yani işte Batı'nın ilmini alalım, Doğu'nun kendimizin ahlakını, hukukunu, fıkhını inşa edelim söylemidir. Bu açıdan bakıldığında aynı belirsizlik, muğlaklık düşüncesi yine hakeza üç tarzı siyasette Akşura'nın metni de böyle son bulur. Yani ne yapalım sorusuna kendi döneminde verilen cevapları sıralar. Sonuç paragrafı muğlaktır. Yani şunu yapalım, şu gerekçelerle bunu yapmalıyız gibi bir kurgu söz konusu değildir. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Demek ki kendimizle ilgili, Batı ile ilgili 200 yıldır yaşadığımız tecrübede teorikleştirebildiğimiz ölçüde bir çözüm yoluna ilerleyebileceğiz aşama aşama. Ve bu bir tek kişinin üzerinden, bir tek çözüm üzerinden, bir tek kavram üzerinden yapılabilecek kolaylıkta değil. Çok detaylı ve tartışmalı. Bu açıdan 100 sene öncesiyle 100 sene sonrasını kıyasladığımızda hem kendi pozisyonumuzu kendimize dair soruyu sorarak, yani felsefe tarihi araştırması yapmıyor hoca. Felsefe tarihi araştırması yaptığı metinler de var. Ve pek çoğumuz meslekten hep bunları yapıyoruz. Doğrudan kendimizle ilgili, kendi kimliğimizle ilgili bir metin üretiyor ve bu ürettiği metin bize aslında kendimizle ilgili bir çözüm yoluna bizi sokabilir, bir potansiyel ihtiva edebilir. Edebilir diyorum çünkü tekraren bir tek bir reçetesi bu işin olmadığını düşünüyor. Ve hocanın ama önemli bir dayanak ve kalkış noktası olacağını kesinlikle düşünebiliriz. Bunun dışında mesela yaptığı tanımlar itibariyle, ki vefat sonrasında da zaman zaman dile getirildi bu tür şeyler, yani inanılmaz cahilce ifadelerdi. Çünkü bilimsel olarak ırkçılığın savunulamazlığını
metninde açıkça yazıyor. Ya, bilimsel olarak bir ırkçılık fikri söz konusu olamaz. Savunulamaz bir fikirdir. İdeolojik olarak, duygusal olarak olabilir ama bilimsel olarak böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Bu tasniflerin mesela erken dönemde sadece bir kanaat ideoloji olarak Babanzade'nin metinlerinde, İslam'da dava kavmiyet metninde işte halis Türkçüler ve İslamcı Türkçüler ayrımıyla bu halis Türkçüler yani ırkçı olan Türkçüleri ifade ediyor. Bunlarla herhangi bir diyalog kurulamaz. Çünkü bu bir konuşma zemini, diyalog zemini değil yani. Siyah ya da beyaz durumu. Siyah, yani siyah diyen bir insana beyaz olduğunu ispatlama şansı yok. Dönüşüm şansı yok, ilişki kurma şansı yok. Ama İslam Türkçü olanlar evet bu zümreyle konuşabiliriz şeklinde bir yorumu var. Ama burada hiçbir bilimsel argümantasyon kullanmıyor Babanzade. Tamamen dini bir argümantasyon üzerinden ilerletiyor fikirlerini. Mesela hocanın metninde bu biyoloji üzerinden, ırk kavramı üzerinden, fenotip, genotip tartışmaları üzerinden çok güzel işleniyor. Dolayısıyla Türk modernleşmesinin metinlerini bütün olarak baktığımızda hocanın felsefileştirdiği, kavramsallaştırdığı bir kendilik bilincimiz olduğunu ve bize bir imkan sunabileceğini eleştirel perspektifimizi hep yanımızda tutarak söylemeliyiz. Şimdi bu arada buradaki geri sayım işliyor. Öncelikle şimdi tabii Haziran bunu görmüyor, biz görüyoruz. Öncelikle beyaz, sonra sarı, sonra kırmızı oluyor. Yani son iki dakikadayım şu anda. Sarı oldu. Son dakikada kırmızı olacak. Şimdi o kırmızı ana geçmeden, daha da heyecana kapılıp iyice el ayak dolanmadan şöyle bitireyim. Yani hocanın da bugün anılması ile ilgili olarak, çünkü hocanın da metninde sıklıkla vurguladığı bir şey, ya ahlak iyi ya da kötü fark etmez. Ahlak bulaşıcı bir şeydir. Yani kişi yanındakini mutlak surette etkiler. Filozoflardan mesela Plotinus'un bilgeye komşu ol şeklinde bir tavsiyesi var. Çünkü bilgeye komşu olursanız onu ne yaparsınız? Takip edersiniz, izlersiniz ya da onun hoşlanmayacağı şeylere en azından yapmamaya çalışırsınız. Yani iki seçeneğiniz var. Bu açıdan yine Kemal Tahir'in Devlet Anası'nda bir Hristiyan kahramana söylettiği "Kötü adam görmenin dine zararı vardır." şeklinde bir cümlesi var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda hocanın, rahmetli Teoman Hoca'nın hem komşu olunması hem de her gün selam verilesi bir insan olması, hoca olması bakımından iyi bir miras bıraktığını ve bu mirasında kitaplar kadar değerli olduğunu söyleyerek tamamlamış olayım. Vesselam, teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Süresi içerisinde tamamlandı. Kırmızıya düşmediniz. Evet, efendim son söz hem oturumun hem de bugünün son sözü Profesör Doktor Mustafa Gündüz hocamızda. Kendileri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorlar. Eğitim bilimleri alanında uzmanlar. Princeton Üniversitesi'nde yakın doğu çalışmaları alanında post doktora çalışmalarında bulunmuşlar. Ana konu eğitim, eğitimin felsefesi, sosyolojisi, tarihi, sosyal ve kültürel temelleri vesaire bütün eğitimin her boyutuyla ilgilenen ve çalışmalar yapan bir hocamız. Bugün bize Teoman Duralı hocamızdan kalkarak onun eğitim, felsefe, bilim kavramsallaştırmasından hareketle felsefe, bilim ufkunda eğitime bakmak yeni bir boyut katıyorlar bu çalışmalarına. Söz sizde hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle böyle bir toplantının yapılmasına vesile olan İletişim Başkanlığımıza ve beni davet eden Asım Öz Beyefendi'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bir önceki panelde Özbekistanlı misafirimiz Teoman Hoca'yı yeni tanırken onda hayata ve insana dair her şeyi bulduğunu söylemişti. Ahlaka, siyasete, siyaset felsefesine ve benzeri her türlü ayrıntıya dair bir şeyler görebildiğini, bu kadar kapsamlı bir büyük Türk filozofu olduğunu belirtmişti konuşmasının arasında.
Evet, sabahtan beri dinlediğimiz oturumlarda farklı yönlerine değinildi Teoman Hocamızın. Bu vesileyle öncelikle kendisine gani gani rahmetler dileyerek de konuşmama başlamış olayım. Hocamızın gerek teorik metinlerinde, gerekse hayatında eğitimin de çok önemli bir yer tuttuğunu, eğitime çok hususi bir yer ayırdığını, ki buna zaten terbiye ile bunu kavramsallaştıracak, daha alt kavramlarını tanımlayacak, üretecek ve benzeri bu konuya geniş bir yer ayıracak. Bu bakımdan ülkemizin önemli sorun alanlarından ve herkesi kuşatan bir kurum olan eğitim içinde Teoman Duralı hocamızın çok önemli yerinin olduğunu ve bu zaviyeden değerlendirilmesinin çok katkı verici olacağı kanaatindeyim. Bir defa Teoman Duralı hocamızın hayatı, verdiği dersler, ders verme biçimi bakımından hususi bir pedagojik özellik taşıyor. Ben kendisini 2000'li yıllardan sonra televizyon vasıtasıyla tanıma imkanım oldu. Maalesef öğrencisi, talebesi olma imkanım olmadı. En karmaşık ve zor felsefi konuları bile o kadar sade, yalın, kısa cümlelerle anlatmakta ki bu bir öğretmen için kazanılması gereken çok önemli bir vasıf. Biz öğrencilere, talebelere, üniversitede bir öğretmenin en önemli vasfının bildiği şey kadar bildiği şeyi karşısına aktarma olduğunu söylemiştik ki bunu bütün talebelerinin ittifakla söylediğini görüyoruz. Bu Teoman hocamızın çok önemli bir vasfı, örnek alınması gereken. İkincisi de gerek teorik metinlerinde gerekse söyleşilerinde istisnasız eğitime, terbiyeye yer veriyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Bunlar arasında bir iki önemli konu sürekli gündeme geliyor. Buradan hareketle şunu da belirteyim. Şüphesiz Teoman Duralı hocamız nadir yetişen bir büyüğümüz, bir bilim insanımız, filozofumuz. Bu yönüyle başarılı bir insan. Bu başarı hikayelerini anlatırken söylediğim bir şey var. Aslında başarılı insanların hayatlarına baktığımız zaman büyük bir benzerlik görürüz. Annesi, babası, yakın çevresi vesaire. Bu bakımdan Teoman Duralı'nın başarısı diğer başarılı olanlara pek benzemez. Mesela neredeyse lise sona kadar okuma ile çok arası iyi değildir. Zaten ömrü boyunca okuldan nefret ettiğini söyler. Ancak Bourdieu'nun kültürel sermaye teorisiyle ise eşleşen bir sosyal çevresi var. Ailesi, babasının arkadaşları ve benzeri şekilde. Bu yönüyle de aslında başarılı bir insanın nasıl yetişmesi, nasıl yetiştiği konusunda bize örnek olan tarafları var. Hocanın eğitim hayatında bir defa bir iki noktayı vurgulamam lazım. Annesinin çok önemli bir yeri var. Buna ayrıca değineceğim ama daha aklı erdiği andan itibaren onun hayatına yön çizen üç kişiden biri annesi. Hatta TED Koleji'ne onun zoruyla gitmesi, daha sonra başarısızlığı sebebinden, okuldaki başarısızlığı sebebinden velisini bir öğretmeninin almak durumunda kalması söz konusu. Keza hayatında o kadar kırılma noktaları var ki bunlardan birisi babası artık sen okumayacaksın meslek lisesine kaydettiriyor ve yine hocası Hatice Özçörekçi'nin ondaki aslında ışığı görmesi ve adeta ilahi bir sır gibi, tamam sen usta olamazsın asla ama belki felsefe okuyabilirsin diyerek onun hayatında yepyeni bir yola sapmasına vesile olması söz konusu. Tabii ki Teoman Duralı hocamızın en önemli vasfı bilim adamları arasında dil yeteneği. Bu dil yeteneği kanaatimce çok örnek alınabilecek bir taraf değil. Çünkü bu kadar çok dili, bu kadar kısa sürede öğrenebilmesi herkesin, her ortalama insanın başarabileceği ve tatbik edebileceği bir şey değil. Ama bize şunu söylüyor, hem Teoman Duralı hocamızın hem de bundan birkaç sene önce kaybettiğimiz yine Mehmet Genç hocamızın ve Fuat Sezgin hocamızın
sosyal bilimlerde uğraşanların mutlaka bir defa ana dil konusunda son derece yetenekli olmaları ama bunun dışında birçok dili öğrenmesinin zorunlu olduğuna işaret etmesi bakımından önemli duruyor. Teoman Hoca'nın eğitim konusunda vurguladığı en önemli hususlardan birisi annelik ve kadınlık. Kadın ve kadının en önemli vasfı olarak insanlığı üreten, ona hamil olan kişi ve bu yükünden dolayı ona mürebbiyelik yapma yükünün de olması. Bunu bir ilahi tecelligah olarak görür ve kadını varlıklar arasında en kutsal yere oturtur. İnsanın yetişmesinin sorumlusu olarak kadını, erkeğin ise onun ancak muhafızı olabileceğini söyler. Bununla kalmaz, kültürün özünün, kültürün en önemli taşıyıcısının da kadın olduğunu söyler. Dolayısıyla kültürün de yine ifade ediliş ve kalıcılığını sağlayan dil olduğunu, dilin ana dil olması gerektiğini ve bunun da yine anne ile gerçekleşebileceğini, annelerin mutlaka ana dil öğretme konusunda hususi bir şuura, bilince sahip olması gerektiğini söyler ki burada ben tabii Teoman Hoca'nın ana dil ile annesi arasındaki ilişkiyi hiç anlamış değilim, onu bilmiyorum ama sabahleyin Deniz Bey'in de ifade ettiği gibi bir ödev insanı olması, bir disiplin insanı olması, vazife insanı olması konusundaki bütün birikimini ve tecrübesini annesine borçlu olduğunu kendisi defalarca söylemekte. Hatta beni eğiten annem, babamı da eğiten annemdi der. Bununla ilgili hatıratında çok ilginç anekdotlar sunar bize. Babası için pek böyle değil. Hatta uzun süre olumsuz şeyler söylediğini, sevmediğini ama çok saydığını, ancak onu ne kadar sevdiğini vefatından sonra anladığını söyler. Bu babası ile ilgili olarak belki Teoman Hoca'nın yetişmesinde en önemli husus babasının arkadaşları. Hatıratında o kadar çok önemli insanlara yer verir ki Samet Ağoğlu, Sebahati Ataman, Cevat Şakir, Refi Cevat Ulunay, Burhan Felek, ondan sonra Ahmet Emin Yalman, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Mümtaz Soysal ve ikinci meşrutiyetin önemli müzmin ihtilalcilerinden amcası Hasan amca gibi insanlara ve bunları babası sayesinde, babasının sohbetlerinde tanıdığını ve aslında Teoman Duralı'nın yakın tarihimize dair düşünce ve ruh dünyasının büyük ölçüde bu baba arkadaşları sayesinde oluştuğunu söylememiz mümkün. Nitekim başka bir söylesinde benim birikimimin %70'i bu gördüklerim, yaşadıklarım, tecrübelerim, %30'u okuduklarım diye söyler. Hayatında 3 isim söylediğim annesi, babası ve 2 hocası. Bunlardan birisi Ahmet Yüksel Özemre. Bir diğeri de yine söylediğim Hatice Özçörükçü ki bu 3 isim hakkında uzun bir metin yazmıştır. Benim görebildiğim diğer hocaları hakkında, mesela doktora hocası hakkında ya da diğer pek çok kişi hakkında hocası olmuş ki uzun yazı yazdığına en azından ben rastlamadım. Bir de hocanın yazılarını mümkün olduğu kadar bu program vesilesiyle tararken karşılaştığım ilginç şeylerden birisi şu oldu. Akademide biz yazı yazdığımızda hocamıza, büyüklerimize ithaf ederiz pek çok yazı ama ben bir hocanın, büyük bir hocanın talebesine yazı ithaf etmesini ki Ahmet Yüksel Özemre bir yazısını talebem Şaban Teoman Duralı'ya sevgilerimle diye başlıyor. Bu da hoca-talebe ilişkisi açısından sıra dışı bir örnek diye düşünüyorum. Hocanın bu pratik hayatından sonra kalan sürede hızlıca eğitime dair teorik düşünceleri üzerinde biraz durmak isterim. Hocanın bir defa ülkemizde sistem geliştiren, teori üreten bir filozof ki bana göre 2 önemli büyük teorisi. Bunlardan birisi çağdaş küresel batı medeniyeti ve bunu tamamen temellendirmesi, içeriğini doldurması.
Bir diğeri de bütün hayatını kapsayan felsefe bilim. Bu iki büyük teorinin sahibi olması. Dolayısıyla aslında diğer konularda, ahlak, eğitim konularında da bir sistem kurucu mantığının kafasının olduğunu görmemiz mümkün. Daha 1980'lerden itibaren eğitimin nasıl olması gerektiğine, eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğine dair çok uzun olmasa da irili ufaklı yazılar yazdığını ama söyleşilerinde buna çok yer verdiğini görüyoruz. Bunlar içerisinde üniversite çok geniş bir yer tutuyor. 2012'de muhtemelen 2010'lu yıllarda üniversite sistemini yeniden değiştirmek konusunda kamuoyunda büyük bir canlılık olmuştu. Bir diğeri 2004'te olmuştu ve bunun ikisinden de netice gelmedi. Muhtemelen bu ikincisindeki motivasyonla hoca bir kısa 2,5 sayfalık adeta manifesto türünde bir metin yayımlıyor. Buna biraz geniş yer vermek istiyorum. Burada hoca öncelikle üniversitenin nasıl olması gerektiği konusunda şöyle diyor. Bir defa işe adından başlamamız lazım. Yani üniversite batıdan alınmış bir kavram. Bildiğiniz üzere Osmanlılar buna Darülfünun ismini vermişlerdi. Bu bir özgün buluş idi. Aynı dönemde İran danışgah adını vermişti. Arap dünyası El Camia demişti. Aslında bunun bir özenti olduğunu asla düşünmüyorum ama Teoman Hocam Türkiye'de üniversitenin adının bize yakışan bir şekilde medrese olması gerektiğini söyler. Ama bunun bir ad olarak kalması, bundan dolayı da çok eleştirildi maalesef sosyal medyada ama bunun bir varoluşsal bir mesele olduğunu, bunun farkında olmak, özgün olmak, kendisi olmak bakımından üniversite olması gerektiğini, yoksa üniversitenin sisteminin ve iç yapısının örnek alınması gerektiğini söylemez. Sonra bu 2012'deki reform tasarısında Teoman Hoca eğitim hayatının mevcut üçlü yapısının korunmasını ama bize bana göre bir Alman sistemi aslında yeni bir sistem önerisinde bulunuyor. İlkokul 8 yıl olacak mecburi. Bunun ilk 5 yılı herkes gidecek ama 5 yıldan sonra bir ayrıma gidilecek. Öğrencilerin not ortalaması ve hocanın kanaatiyle öğrencilerin %70'ine yakını bir meslek ya da sanat öğrenmek üzere ayrılacaklar. %30 kadarı felsefe bilim yapma yolunda devam edecekler. Yani bir anlamda Almanya'daki işte ilkokuldan sonra 3'e ayrılıyor sistem. Bir kısmı cimnazyuma, bir kısmı hapşule, bir kısmı da diğerini hatırlayamadım ama daha alt düzeyde bir herkesin gitmekle mecbur kaldığı ama mesleki ve sanatsal yetenekler edindiği bir sistemi bize önerir. Elbette detayları var, ayrıntıları var ama öncelikle orta öğretimin böyle olmasını gerektiğini söyler. Burada üzerinde durduğu bir şey var. Bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Malumunuz Türkiye'de ateşte kestane konulardan birisi tedrisat, imam hatipler. Ben bu dil konusundaki hassasiyetine ve söylediklerine girmek istemiyorum. Orada da aslında oldukça önemli şeyler söylüyor. Tevhid, Türkiye'nin eğitiminin tevhid tedrisat ruhuna uygun olmadığını söyler. Ve bunu bozan yapının imam hatipler olduğunu, aslında ilginç bir şekilde ama bizi şaşırtacak bir şekilde Türkiye'de imam hatiplerin kapatılması gerektiğini, imam hatiplerde uygulanan programın diğer bütün eğitim ortamlarında uygulanması gerektiğini ve böylece eğitimde tevhidin sağlanması gerektiğini, mevcut eğitim sisteminin Türkiye'de iki ruhlu, iki zihniyetli bir toplum yarattığını ve bunun toplumumuzun zeminindeki aslında bir beşeri dinamit olduğunu söyler. Aslında vaktimiz yok ama tevhid-i tedrisatın 1924'teki ruhu da buydu. Eğitimi tevhid etmek ama dönemin eğitim bakanı kendi iradesiyle 10 gün sonra bir
genelgeyle geleneksel eğitim kurumlarına son vererek Tanzimat'tan beri devam eden modern okulları merkeze alarak diğerini tasfiye etti. Tamamen Hoca'nın böyle bir farklı önerisi var. Üniversitede ise yine burada bizim siyaset aklıyla, akademik aklın, felsefi akılla toplum yönetme aklının birbirinden aslında biraz farklı olduğunu gösterecek bir teklif sunar bize. O da şu, Türkiye'deki üniversite sayısının kat be kat fazla olduğunu, hele bölümlerin çok fazla olduğunu ki bu yazıyı yazdığı zamanlarda üniversite sayısı 130 civarıydı. Bugün 200'ün üzerinde. Herkesin üniversiteye gitmemesi gerektiğini, çok az insanın ama herkesin mutlaka çok geniş bir kesimin, bu orta öğretimdeki %70 kesimin yine üniversite ayarında teknik okullara gitmesi gerektiğini söyleyerek ülkenin bu adeta kangreni haline gelmiş olan eğitim sistemine bana göre çok da akılcı ama uygulanması zor bir öneri sunuyor. Elbette bunun dışında Teoman Hoca'nın yabancı dil konusunda, yabancı okullar konusunda söylediği, önerdiği çok fazla şey var ama bunlar içerisinde belki dil konusu diğer bütün konuların daha önünde yer alıyor. Ben bu kadarla bitirmek istiyorum. Onun söylediği söz olarak bugün dinleme imkanına sahip olduğumuz konuşmaları ve yazarak bıraktığı her kelimenin, cümlenin çok değerli sadaka-i cariyeler olduğunu ve bunun kıyamete kadar bizler için feyizdar olmasını niyaz ediyorum. Sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, ben de bütün konuşmacı hocalarıma teşekkür ediyorum. Zaten söyleyeceklerini söylediler. Özet yapmaktan da imtina ediyorum. Ancak başlarken daha fazla zamanı geciktirmemek adına ötelediğim teşekkür vazifemi yerine getirmek istiyorum. Böyle bir organizasyonu düşündükleri, planladıkları ve uygulamaya koyduklarından dolayı çok değerli iletişim başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altun Bey'in şahsında iletişim başkanlığının bütün görevlilerine, yetkililerine efendim hem kendi adıma hem bu oturumda beraber olduğumuz hocalarımız adına teşekkür ediyorum. Tabii vakit sarktığı için biz bitireceğimiz zamana yakın başladık ve bu saat oldu. Sabrınız için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın da yine buradayız. Yalnız bırakmazsınız bizi diye inanıyorum. Peşinen bir teşekkür daha ediyorum. Sağ olun, var olun.